Merhaba sevgili arkadaşlar. İnkılap tarihi 20. yüzyıl başında Osmanlı Devleti ve dünya. Bir önceki dersimizde hatırlarsak Mustafa Kemal'in eğitim hayatını konuştuk. Askerlik mesleğinin ilk yıllarını konuştuk. Osmanlı'nın demokratikleşme sürecini konuştuk. Ve nihayet Osmanlı Devleti'nin girdiği son 3 savaş dedik. Ve bunlardan Trablusgarp Savaşı'nı konuştuk. Sırada kronolojik olarak gittiğimiz zaman bugünkü Balkan Savaşları. Neden? İki savaş var. Ve Balkan Savaşları'nın tarihi 1912-13. Şimdi burada şunu belirtmek lazım sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldan itibaren sürekli bir kötüye gidişi var. Arayış yılları, değişim diplomasi, en uzun yüzyıl. Bu süreçte tabii ki ıslahatlar yapıldı. Yenilik, yenileşme çabaları, imparatorluğu kurtarma gayretleri hep var. Ama o kötüye gidişat maalesef geciktirilse de durdurulamadı. Ve Osmanlı Devleti'nin son 10 yılı en kötü dönemidir. 1911-12 Trablusgarp Savaşı. 12-13 Balkan Savaşları, 14-18 Birinci Dünya Savaşı, Mondros Ateşkesi, işgaller son 10-12 yıl en kötü dönem. Evet, bunu belirttikten sonra bu Balkan Savaşları denilen savaş neden çıkmış? Ana hatlarıyla bir göz atalım. 1. Başta Rusya, onun panislavizm hayallerini falan biliyorsunuz. Osmanlı tarihinde gördünüz. Ve onun yanında diğer büyük devletler Balkan uluslarını sürekli Osmanlı'ya karşı kışkırtıyorlar. Geçen derste de söyledim. Balkan milletleri ya da Osmanlı azınlıkları bu büyük devletlerin İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı çok mu umurunda? Tabii ki değil. Onların hesap ettiği şey kendi milli çıkarları. Azınlıklar ya da Balkan ulusları sadece birer araç. Onları hedeflerine ulaştırmak için birer araç. Bu yüzden Balkan uluslarının Osmanlı'ya isyan etmesinde büyük devletlerin onları kışkırtmalarının payı var. Burada hemen hatırlayalım. Bu yüzyılda malum milliyetçilik yaygın. Zaten bu büyük devletler bu ulusları ayaklandırırken de milliyetçi damarı kullanıyorlar. Peki o dönemde bir büyük devlet milliyetçiliğe şiddetle karşı çıkıyor. Hatta Osmanlı Devleti'ne karşı çıkan milliyetçi ayaklanmaları da kesinlikle desteklemiyor. Ve bu devletle biz bu dönemlerde artık kankayız. 1600'lerde, 1700'lerde çok ciddi sorunlar yaşadığımız ama bu yüzyıla geldiğimizde son yüzyılda artık kanka olduğumuz bu devlet Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Neden? Rusya, İngiltere, Fransa ısrarla azınlıkları ve milliyetçiliği desteklerken Avusturya Macaristan neden karşı çıkıyor? Cevabını biliyorsunuz. Osmanlı tarihinde gördünüz. Avusturya Macaristan da tıpkı Osmanlı gibi çok uluslu bir imparatorluktur. Ve zaten ileride gelecek Birinci Dünya Savaşı bu büyük imparatorlukları parçalayacak. Peki, bu savaşın sebeplerine devam edelim. Aslında konuyu işlerken bu milliyetçilikten de bahsetmiş olduk. İkinci maddemizde geçelim, zaman kaybetmeyelim. Bu savaşın üçüncü sebebi, Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda resmen el kolu bağlı aciz hale geldi. Mustafa Kemal Paşa gibi, Enver Paşa gibi, Nuri Cönker Paşalar gibi paşalar gidip yerli aşiretleri örgütleseler de yerli Arap aşiretlerle İtalyanlara karşı bir direniş gerçekleştirseler de devlet-i aliye maalesef hiçbir şey yapamadı. Ne karadan hatırlayalım ne denizden Trablusgarp'ın imdadına yetişemedi. Bu neden önemli? Bu Balkan uluslarına cesaret vermiştir. Trablusgarp Savaşı o büyük imparatorluğun zayıfladığını çok net ortaya koydu. Bu da tabii ki Balkan milletlerini cesaretlendirdi. Reval görüşmeleri. Olay şu. Hatırlayalım geçmiş dönemleri. Rusya sürekli
Kırım, Karadeniz, Boğazlar, Balkanlar, Akdeniz, hatta Doğu Anadolu'dan Basra Körfezi, o Rusların sıcak denizlere inme hayali doğrultusunda her ne zaman Rusya bir harekete geçse, uzun süre İngiltere ile Fransa Rusya'ya karşı çıkmış, Rusya'ya karşı Osmanlı'yı korumuşlardı, desteklemişlerdi. Kırım Harbi'nde gelip bizimle beraber Rusya'ya karşı koydular. Osmanlı Devleti'ni çok umursadıklarından mı? Tabii ki değil. Neden? Akdeniz bu dönemde çok önemli hale gelmiş. İngiltere Fransa'yı sömürgelerine ulaştıran en kısa ve kestirme yol, bu Akdeniz'e inmiş güçlü bir Rusya istemiyorlardı. Aman Rusya inmesin diye de Rusya'ya karşı Osmanlı'yı sürekli desteklediler. Osmanlı'nın yanında yer aldılar. Ta ki Reval görüşmeleri. Reval görüşmelerinde İngiltere Rusya'ya şunu söyledi. Ey Rusya, ne yapmak istiyorsun? Panislavizm mi? Balkanlar üzerinden mi? Akdeniz mi? Sıcak denizler mi? Ne istiyorsan yapabilirsin. Artık ben sana karşı Osmanlı'nın koruyucusu, hamisi olmayacağım. İşte bu Rusya'ya çok büyük bir cesaret verdi. Devrin süper gücü İngiltere'den bu konuda okey alan, olur alan Rusya, Balkan milletleri üzerinde daha yoğun, daha aktif çalışmaya başladı. Reval görüşmeleri ve bu görüşmelerden cesaret alan Rusya'nın Balkan milletleri üzerindeki etkisi bu savaşın çıkmasında etkili olmuştur. Aslında şu cümle Balkan savaşları ile ilgili en önemli cümledir arkadaşlar. En hayati cümledir. Rusya tamam büyük devletler, milliyetçilik falan filan da bu devletler, bu Balkan milletleri ne yapmak istiyorlar? İstedikleri şey bir cümle. Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen atmak. Birinci Balkan Savaşı'nın en temel, en genel, en ana, en baba sebebi nedir deseniz budur arkadaşlar. Balkan milletleri Avrupa coğrafyasında bir Osmanlı istemiyorlar. Temel sebep budur. Burada önemli birkaç hususun altını çizelim sevgili arkadaşlar. Kimdir bu Balkan devletleri? Hani şu Hababam sınıfında Adile Naşit'in tarih öğretmeni olduğu ve sınıfa müfettişin geldiği sahne. Söyle evladım, kimdir bu Balkan devletleri? Kaç tanedir? Kemal Sunal'a göre 10-15. Adile Naşit'e sorarsanız 100-150. Kemal Sunal hatta 200'e çıktıkları bile görülmüş. Tabii ki böyle değil. Balkan Savaşı'nda yer alan devletler Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ. 4 devlet. Bu 4'ü Osmanlı'ya savaş açtılar. Peki. Sanki içime doğmuş. Burada yazmışım peki. Peki. Bunlar birleşip Osmanlı'ya savaş açtılar. Ve biz biliyoruz. Bir zamanlar bunların hepsi Osmanlı'ya bağlıydı. Balkan haritasını gözünüzün önüne getirin. Mora Yarımadası bugünkü Yunanistan'dan ta Viyana'ya kadar. Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Bosna, Hersek, Eflak, Boğdan nihayet Macaristan. Tamamı Osmanlı toprağıydı. Çok büyük bir bölümünü kaybettik. Ama bu topluluklar bir zamanlar hepsi Osmanlı'ya bağlıydı. Peki bu dönemde durum ne? Bunlar hala Osmanlı'ya bağlı uluslar mı? Yoksa Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız olmuşlar mı? Cevap evet. Bu sırada bunların hepsi bağımsızdı. Hatırlayalım. Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması. Osmanlı'dan ayrılıp ilk bağımsız olan millet. Arkasından 93 Harbi sonrası Berlin Anlaşması'yla Sırbistan, Karadağ bağımsız oldular. Ve yine geçen dersimizde söyledik, Osmanlı meşrutiyetçilik çabaları içerisindeyken ilan ediliyor, kaldırılıyor, İttihat-ı Terakki kuruluyor. Bu kaos ortamında Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmişti. E ne güzel, ayrılmışsınız, bağımsız olmuşsunuz, kendi devletinizi kurmuşsunuz. Hala Osmanlı'da ne istiyorsunuz? İstedikleri şey Osmanlı'nın Balkanlarda elinde kalan son topraklarını alıp kendi aralarına paylaşmak.
Hani sebeplerde en önemli dedim ya, Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istiyorlar. Ne yapacaklar? Osmanlı elinde kalan son topraklarını alıp Osmanlı'yı Balkanlardan atacaklar. İyi de bizim hala Balkanlara toprağımız kalmış mı? Tabii ki kaldı. Osmanlı Devleti'nin 1900'lerin başında Doğu Trakya, yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi, Makedonya ve hali hazırda Osmanlı'ya bağlı olmaya devam eden Balkan milleti Arnavutluk. Ha, demek ki hala bizim Balkanlarda topraklarımız var. Ve bunlar da bu toprakları alıp Osmanlı'yı Balkanlardan çıkarmak istiyorlar. Bu işin mantığı bu. Dört devlet bir araya geldiler. Osmanlı'yı Balkanlardan atıp bu toprakları da kendi aralarına paylaşmak. Şimdi burada bir haritamız var. Bu harita sevgili arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı öncesi bölgeyi gösteren harita. Bakın, Balkan Savaşı'nın tarafları. Osmanlı bir taraf, karşısında Yunanistan var mı? Evet. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, evet. Peki haritaya baktığımız zaman nasıl görüyoruz? Anadolu coğrafyasındaki Osmanlı, Doğu Trakya'dan Makedonya ta Karadağ'a kadar, Adriyatik kıyılarına kadar hala bakın şu renk Osmanlı toprakları. Yunanistan'ın Sırbistan ve Bulgaristan'la Karadağ'la bir sınır bağlantısı yok. Arada Osmanlı hala devam ediyor. İşte işin mantığı bu sevgili arkadaşlar. Harita aslında çok önemli. Bakın, bir sürü cümleyi kurmak yerine haritada şunu ortaya koyduğunuz zaman kafada çok rahat netleşiyor. O yüzden ısrarla söylüyoruz. Harita kullanmak önemli. Sevgili arkadaşlar, İşte bunlar Osmanlı'nın bu gördüğümüz topraklarını alıp Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan tamamen çıkarmak istiyorlar dedik. Ve gelelim bu savaşın birincisine. Birinci Balkan Savaşı, dört Balkan ulusundan biri olan Karadağ'ın Osmanlı'ya savaş açmasıyla başlamış oldu. Ve Osmanlı Devleti aynı anda bir yandan Karadağ, bir yandan Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'la farklı cephelerde savaşmak zorunda kalınca ve maalesef kaybetti arkadaşlar. Koca imparatorluk, eskisi kadar muhteşem ve muazzam bir gücü yok belki. Ama öyle ya da böyle bir imparatorluk, daha düne kadar kendine bağlı olan 3-4 küçük devletçiye yenildi maalesef. Hiç kimse inanmıyordu Osmanlı'nın bu savaşı kaybedebileceğine, ama Osmanlı kaybetti. Burada kurulması gereken cümle herhalde şu: aslanı kediye boğdurdular arkadaşlar. Evet. Peki, devlet âliye ne oldu da yenildi? Hem de öyle bir yenilgi ki, Bulgarlar Bulgaristan'dan çıktılar, Doğu Trakya üzerinden Çatalca'ya kadar geldiler. Aslında böyle bir şeye sevinilmez ama ordularında kendi stratejik hataları olmasaydı ve hastalıklar olmasaydı Bulgarlar belki İstanbul'u işgal edecekti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti yenilgiye uğradı ve Çatalca'ya kadar Bulgar orduları ilerledi. Sormak lazım. Kimse inanmıyordu ve Osmanlı yenildi. Neden? Sevgili arkadaşlar, burada şunu da belirteyim de nedenini öyle geçeyim. Birinci Balkan Harbi başlarken İngiltere ile Rusya dünya kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Açıklama şuydu: bu savaşın sonunda meydana gelebilecek sınır değişikliklerini tanımayacağımızı baştan peşinen beyan ediyoruz. Yani bu savaşın sonunda kim kaybederse etsin sınırlar değişmeyecek. Böyle bir açıklama yaptılar. Peki savaşın sonunda ne oldu? Sınırlar değişti. E hani bunlar sınır değişikliklerini tanımayacaklardı? Neden değişti sınırlar? Anlaşmada göreceğiz. Çünkü hiç kimse inanmıyordu dedim ya, İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın bu savaşı kazanıp Doğu Trakya, Arnavutluk ve Makedonya'nın dışında Balkanlarda yeni topraklar alabileceğinden korkuyorlardı. Bu yüzden sınır değişikliklerini tanımayacağız dediler.
Ve onlar da çok şaşkın, Osmanlı kaybetti. Tabii kaybedince hemen sözlerinden döndüler, sınırlar değişti. Osmanlı yenen neden yenilmiştir? Sevgili arkadaşlar, savaştan önce bir dedikodu. Rusya Balkan milletlerini kışkırtıyor, bir savaş çıkması an meselesi. Osmanlı, ne oynuyoruz arkadaş? Rus büyükelçisine, gel bakayım buraya. Bu Balkan milletlerini kışkırtıyormuşsunuz. Sanki ilk defa yapıyorlar. Osmanlı'nın yaptığı da iş yani. Hatta el altından silahlandırıyormuşsunuz bunları. Savaş çıkaracakmışsınız. Rus büyükelçisi, tövbe yalan. Ne diyecek adam? Evet, silahlandırıyoruz mu diyecek. Ve bizim yönetim, hükümet, Rusya bize güvence verdi. Balkanlarda bir savaş ihtimali yok deyip savaştan çok kısa bir önce bölgedeki birliklerin 8000 kadarını terhis etti. Terhis etmek, askerlik bitti, hadi evine. Hatayı görüyor musunuz arkadaşlar? Biz birlikleri terhis ediyoruz, arkasından savaş çıkıyor. Basiretli bir hükümet. Ne demek basiretli? Evet, doğru. İleri görüşlü. İleri görüşlü bir hükümet olayların gidişatını okuyup yarını, diğer günleri, gelecek günleri görüp oradaki orduları tahkim etmesi, güçlendirmesi gerekirken biz askerin 8000'ini eve yolluyoruz. Ve arkasından savaş çıkıyor. Bunun dışında aynı anda birkaç cephede savaştığımızı söylemiştik. Bu da tabii ki bizi zorlayan bir şey. Enerjinizi, gücünüzü, silahınızı, mühimmatınızı tek cepheye yönlendirmek yerine farklı cephelerde savaşınca iş daha da zor. Ve Bulgarlar cepheye uzanan tren hatlarını ve telgraf hatlarını imha etmişler. Asker cephede, Karadağ'la, Sırbistan'la, Yunanistan'la savaşta. Askere silah, teçhizat, mühimmat, lojistik destek sağlamak lazım. Cepheden haberdar olmak lazım, haberleşmek lazım. İletişim bitti, lojistik destek yapılamıyor. Askeri kaderine terk ettik maalesef. Bu da yenilginin sebebidir. Ama sevgili arkadaşlar, yenilginin en önemli sebebini söylemedim henüz. Onu en sona sakladım. Bu yenilginin en önemli sebebi sevgili arkadaşlar, Osmanlı ordusu içerisindeki siyasi çekişmeler. Ordu içerisinde alaylı mektepli, ittihatçı, itilafçı ve benzeri komuta kademesi subaylar arasında çekişmeler, sürtüşmeler var. Bunu bir açacağım ama ondan önce şunu sorayım. Bir muharebede, savaşta komuta kademesinin, askerlerin hep birlikte omuz omuza tek vücut olması mı gerekir? Sen ittihatçı, ben itilafçı. Sen padişahçı, ben meşrutiyetçi. Aman efendim, o alaylı, bu mektepli. Bu tür sürtüşmeleri mi yaşaması lazım? Bu tür sürtüşmeler yaşanırsa sonuç ortada, savaş kaybediliyor. Aslında önceki derste kısmen değindim. Birinci Balkan Savaşı'nın millet olarak bize öğrettiği, öğretmesi gereken en büyük ders, ordu siyasete karışmamalı. Hatırlayın, Mustafa Kemal İttihat Terakki'den orduyu siyasete karıştırdıkları için ayrılmıştı. Ordu siyasetin dışında olmalı demişti. İttihat Terakki Cemiyeti gücünü halktan almalı demişti. İttihatçılar bunu kabul etmediği için İttihat Terakki'den ayrılmıştı. Ne oldu? Mustafa Kemal haklı çıktı arkadaşlar. Keşke yanılsaydı ama maalesef haklı çıktı. O yüzden ileri demokrasi diyorsak, çağdaş, özgür dünya diyorsak ordu siyasetin dışında duracak. Aslında mesele şudur. Her kurum kendi işini yapacak. Ordu kendi işini yapacak, siyaset kendi işini yapacak, medya kendi işini yapacak. Hiç kimse bir diğerinin işine müdahale etmezse yasama, yürütme, yargı, işler tıkır tıkır ülkede yürür gider. Evet, burada hemen yeri gelmişken açalım da öyle geçelim. Alaylı mektepli. Alaylı şudur arkadaşlar. Hasbelkader bir işe girmiş, usta çırak ilişkisiyle işi öğrenmiş. Bunlara alaylı diyoruz.
Mektepli de işin okulunu okumuş. Günümüzde de kullanılır bu kavramlar. Misal İbrahim Tatlıses. Büyük sıkıntılar yaşadı, hala devam ediyor ama İbrahim Tatlıses ayağında kundura derken meşhur oldu, şarkıcı oldu, yıllara damgasını vurdu. Konservatuvar okudu mu? Hayır. Nedir o zaman? Alaylı. Ama bir konservatuvar okuyan ses sanatçısı mektepli. Bu her dönemde kullanılan tabirlerdir. O dönem Osmanlı ordusu içinde de hasbelkader orduya girmiş, terfi almış, rütbe almış, komutan olmuş ama bilimsel anlamda harp sanatının eğitimini almamış. Bunlara alaylı diyoruz. Harp okulundan gelenler var mektepli. Alaylılar mektepleri çekemiyor. Mektepliler alaylıları aşağılıyor. Sonuç komut akademisi birbirine girmiş. İttihatçı, itilafçıyı zaten biliyorsunuz. İttihatçı, İttihat Terakkici, itilafçı, İttihat Terakki'ye meşruiyete karşı olanlar. Sevgili arkadaşlar. Evet, 1. Balkan Savaşı kaybedildi. Masaya oturduk. Londra Anlaşması. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Aslında şaşılacak bir durum gibi ama şaşmamak lazım. Neden? Savaş bitti kardeşim. İstanbul'da masaya oturulur. İstanbul Anlaşması Osmanlı taraftır. Tamam. Belgrad'da anlaşma yaparsınız. Sırbistan savaşta taraftır. Atina'da olur. Yunanistan taraftır. Savaşan Osmanlı ile Balkan ulusları anlaşma Londra. Ne alaka İngiltere Londra? İngiltere arabulucu. Bunlar arabuluculuğu çok severler arkadaşlar. Osmanlı tarihinde de gördünüz. Özellikle 1700'lerde Fransa uluslararası ilişkilerde arabuluculuk yapıyorum adı altında sürekli Osmanlı'nın sağında solunda dolaşır durur. Sürekli yanında yanı başındadır. Arabuluculuk hikayedir. Gerçek arabulucu olsaydı küçük kaynarcada Fransa Osmanlı için bir şey yapardı. Yaptı mı yapmadı. Peki o dönemde Fransa, şimdi İngiltere nedir bu arabuluculuktan bunların muradı? Arabuluculuktan bunların isteği, beklentisi kendi çıkarları. Osmanlı dönemindeki çıkarları. Yoksa burada Sırbistan'ın, Osmanlı'nın durumu, Yunanistan'ın durumu bunları çok ilgilendirmiyor. Ve sevgili arkadaşlar Londra Anlaşması kabus gibi bir madde. Osmanlı'nın batı sınırı Midye Enez hattı olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu felaket. Bu kabus. Bunu şimdi bir haritamızda, buralarda bir haritamız olacak ve göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, buyurun. Midye Enez. Çizgiyi çizmişler. İstanbul, Midye Enez'in doğusunda kalmış. Midye Enez hattının batısında, Avrupa coğrafyasında bir karış toprağımız kalmadı. Yani Makedonya'nın tamamı gitti. Yani Arnavutluk sınırlarımızın dışında kaldı. Yani ve hatta Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bile kaybettik. İşte bizim 1. Balkan Savaşı böyle bir hezimettir arkadaşlar. Önceki haritayı hatırlayın. Osmanlı buradan başlayıp ta Karadağ sınırına kadar devam ediyordu. Bu ara bölge Yunanistan güneyde kalıyor. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan'la hiçbir şekilde Yunanistan'ın sınır bağlantısı yoktu. Aradaki topraklar Osmanlı'ndı ve ne oldu? Gitti. Artık İstanbul'un batısında neredeyse toprağımız yok arkadaşlar. Geri dönelim anlaşmanın maddelerine. Midye Enez meselesi bu arkadaşlar. Yani biz Avrupa kıtasındaki Doğu Trakya'yı bile kaybettik. Elimizde toprağımız kalmadı desek yeridir. Bir başka madde diyorlar ki Arnavutluğun ve Ege Adaları'nın geleceğine büyük devletler karar versin. Çok saçma gelebilir ama öyle. Kardeşim Arnavutluk hali hazırda Osmanlı'ya bağlı kalmaya devam eden bir topluluk, bir millet. Bağlı kalır mı, ayrılır mı? Osmanlı ile Arnavutluk arasında. Büyük devletlere ne? Ama bunlar böyleler. Bunlar her yüzyılda böyleler. Bunlar bugün de böyleler. Haberlerde görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Arnavutluk'taki problem ne peki? Problem şu. Arnavutluk diyor ki, ey Osmanlı, bak, ben bugüne kadar
Sırbistan'ın, Karadağ'ın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın yaptığı gibi yapmadım. Ben sabırla, sebatla sana bağlılığımı devam ettirdim. Sahi, diğerleri ayrılıp ayrılıp bağımsız olup giderken Bulgar, Arnavutluk neden hala Osmanlı'ya bağlı kalmış? Ta 1900'lerin başına kadar. Sebebi şu, Arnavutluk'ta büyük oranda Müslüman nüfus var. Bu yüzden de Müslüman Osmanlı'ya bağlı kalmaya devam etmiş. Ama şimdi aynı Arnavutluk diyor ki, bak diyor Osmanlı, sen kaldın İstanbul'da, sınır Midye Enes, ben ta Adriyatik kıyısında. Aramızda Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan toprakları var. Ortak bir sınırımız bile yok artık. Bundan sonra ne senin bana faydan dokunur, ne de benim sana faydam dokunur. Ondan sonra sen sağ, ben selamet. Osmanlı, hayır ayrılmayacaksın, ayrılamazsın. Arnavutluk, hiç kusura bakma bu iş bitmiştir. Peki, kim verecek kararı? Tabii ki büyük devletler. Ege Adaları meselesi ne arkadaşlar? Ege Adaları denilen olay şu. Aslında Osmanlı Devleti zamanında Ege Denizi diye bir deniz yok. Deniz yok derken deniz var tabii de. Adı Ege Denizi değil. O kavramı biz koyduk. O isim biz koyduk. Osmanlı Ege'ye Akdeniz'in uzantısı Adalar Denizi demiş. Taşoz, Eğriboz, Limni, Midilli, Semadirek, Sakız, Sisam. Ege gerçekten Adalar Denizi'dir. Ve Yunanistan bu Adalar Denizi'ndeki Ege Adalarını savaş sırasında işgal etti. Osmanlı, adalarımı boşalt, Yunanistan hiç kusura bakma. Kim verecek kararı? Büyük devletler. Evet, sevgili arkadaşlar, hemen bu konuyu netleştirip böyle devam edelim. Arnavutluğun durumuna ne oldu? Büyük devletler karar verecekti. Arnavutluk, ben ayrılıyorum dedikten sonra artık Osmanlı'nın çok şansı kalmamıştı. Ortak sınırı bile yoktu. Arnavutluk ayrıldı gitti. Soru, Osmanlı'dan ayrılan son Balkan milleti, evet, Arnavutluk'tur arkadaşlar. Peki, bu büyük devletler adalarla ilgili neye karar verdiler? Adalarla ilgili vardıkları karar şu. İmroz, yani Bozcaada, Gökçeada ve Meis adaları Osmanlı'ya verilecek. Ne kadar iyi insanlar değil mi? Ne kadar gurur duysak, minnet duysak az. Bozcaada'yı bize verdiler, Gökçeada'yı bize verdiler, Meis adasını bize verdiler. Say, bu adalar neden Osmanlı'ya verildi, neden önemli? Çünkü bu adalar boğazlara çok yakın, boğazların güvenliği için son derece önemli. Bizim için önemli bu. İyi de diğer adalara ne oldu? Rodos ve 12 ada İtalya'da kalacak. Hani geçen derste hatırlar mısınız? Dedim ki, geçici olarak verdiğimiz, yönetimini bıraktığımız yerleri biz bir daha geri alamıyoruz. İşte buyurun bakın. Rodos ve 12 adayı Trablusgarp Savaşı'ndan sonra Uşi Anlaşması'yla geçici olarak İtalya'ya vermiştik. Ne oldu? Gitti. İtalya'da kalacak. Ta ki 1947'ye kadar İtalya'da kaldı. 1947 2. Dünya Savaşı bitmiş. İtalya perişan olmuş, yenilmiş. Ve Rodos ve 12 ada meselesi gündeme geldi. İtalya'dan Rodos ve 12 adayı aldılar, götürüp Yunanistan'a verdiler. Yahu arkadaşım, bu benim. Sen bunu benden almışsın. Sende kalmış. Ben istemeden almışsın ama bir şekilde almışsın. Şimdi geri verilmesi gerekiyorsa senin bunu bana vermen gerek. Sen benden aldığın adaları nasıl götürüp Yunanistan'a veriyorsun? Ama verdiler. Yapacak bir şey yok. Sevgili arkadaşlar. Evet, Bozcaada, Gökçeada, Meis boğazlara yakın bizde. Rodos ve 12 ada sürekli olarak İtalya'da kalacak dendi gitti. Peki diğer Ege adaları? Diğer Ege adalarının tamamını Yunanlara bıraktılar. Bıraktılar değil. Adalarımızı Yunan'a peşkeş çektiler. Maalesef. Değerli arkadaşlarım. Babali baskını. Yahu biz Balkan Savaşı'nı konuşuyorduk. Babali baskını nereden geldik? Konuyla alakalı sevgili arkadaşlar. Önce şunu söyleyelim. Baba Ali ne demek? Ali biliyorsunuz yüce, ulu, yüksek. Devlet-i Aliye diyoruz ya, Ali bu. Bab aslında kapı demektir. Kapı. Baba Ali
yüce, büyük, ulu kapı. Öyle bir kapı ki bir ülkede devletin, milletin, memleketin her tür sorununun çözümü için gidilen bir kapı. Memlekette her türlü sorun çözümü için hangi kapıya gidilir? Hükümet. Evet. Baba Ali denilen şey büyük kapı anlamına gelir kelime anlamı olarak, ama Osmanlı'da bugünkü hükümet demektir. Baba Ali baskını, yani hükümet baskını. Burada bir darbe mi var? Evet, bir darbe var arkadaşlar. Baba Ali baskını bir hükümet darbesidir. Olay şu. Birinci Balkan Harbi bitmiş. Londra'da müzakereler sürüyor. Arnavutluk bağımsız olmak istiyor, biz vermek istemiyoruz. Midyenes hattını kabullenmek istemiyoruz. Yunan adalarımızı boşaltmıyor, boşaltsın istiyoruz. Müzakereler sürerken İttihat Terakki'ci subaylar, biz bu Balkan Harbi'ni kaybettiysek mesuliyet hükümetindir deyip hükümet binasını bastılar. Başı çeken kim? Tabii ki İttihat Terakki'nin en hızlılarından Enver Paşa. Ve bunlar o dönemde iktidarda olan Kamil Paşa hükümetini devirdiler. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümetini kurdular. Mahmut Şevket Paşa ismi size tanıdık gelmiştir. Bu ikinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'daki 31 Mart isyanını, meşrutiyet karşıtı isyanı Selanik'ten gelip bastıran harekat ordusunun kumandanı. Hatta o ordunun içinde Mustafa Kemal de vardı, kol ağası, yüzbaşı. Mustafa Kemal'in adını tarihte ilk defa burada duymuştuk. Ve Mahmut Şevket Paşa başkanlığı hükümet kurdurdular İttihat Terakkiciler. Mustafa Kemal ordu siyasete karışmasın diyor ama oho, ordu, siyaset, ilişkiler iç içe geçmiş durumda. Asker hükümet binasını basıyor. Sevgili arkadaşlar, Mahmut Şevket Paşa bu arada aslında İttihat Terakkiçi değildir. Ama hükümetin başına getirilmiştir. Baba Ali baskını ile beraber iktidara gelen Mahmut Şevket Paşa hükümetinde bakanların çoğunluğu İttihat Terakkiçidir. E peki size ne bunlardan? Sizi ilgilendiren bunlar değil aslında. Sizi ilgilendiren şu. 1913 Baba Ali baskını ile Osmanlı yönetiminde güç, kudret, otorite tamamen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eline geçmiştir. Gizli bir örgüt olarak kurulan, 2. Meşrutiyeti, 2. Abdülhamit'i ilan ettiren, sonra da siyasi partiye dönüşen İttihat Terakkici, gücünü oradan alan bu İttihat Terakki tamamen yönetime hakim olmuştur. Padişahın çok bir etkinliği yok. Güç, otorite İttihatçılarda. Ve Baba Ali baskını ile birlikte soru mantığı açısından şunu söyleriz. Osmanlı yönetiminde 1913 İttihat Terakki egemenliği başlamıştır. İttihatçıların yönetimdeki egemenliği ta 1. Dünya Savaşı sonuna kadar devam edecek. 5 yıl. 1913 Baba Ali baskınından 1918'e kadar. Peki ne oldu 1. Dünya Savaşı sonunda? 1. Dünya Savaşı'na çok büyük umutlar, hayaller besleyerek girdi bu iddiatçılar. Ülkeyi bu savaşa sürüklediler belki bir yönüyle. Ve büyük umutları vardı bu savaştan. Sonuç, savaş hezimetle sonuçlanınca İttihat Terakki'nin adı esamesi kalmadı. Hatta liderleri çoğunlukla yurt dışına kaçıp gittiler. Evet. Baba Ali baskının önemi bir hükümet darbesidir. Ve 1. Dünya Savaşı sonuna kadar sürecek İttihat Terakki egemenliği Osmanlı'da başlamış oldu. Sevgili arkadaşlar. 2. Balkan Savaşı. Aslında bizimle hiç alakası yok. Bizim Balkanlarda toprağımız yok. Edirne, Kırklareli'yi bile kaybetmişiz. Ama bizi ilgilendiren tarafı şu. Bizi ilgilendirmese de ilgilendiren tarafı bu savaşa dahil olduk. Bizim dışımızda başladı ama biz dahil olduk. Niye? Rahat batıyor mu bize? Niye gidip de savaşa dahil oluyoruz? Bakacağız. Ona bakacağız. Önce savaş niye çıktı? 1. Balkan Savaşı sonunda en çok toprağı sevgili arkadaşlar Bulgarlar aldı.
Bulgarlar tarihlerinde ilk defa bulundukları bölgeden ta Ege Denizi'ne ulaştılar. Birinci Balkan Savaşı sonu Londra Anlaşması Bulgaristan sınırlarını Ege Denizi'ne kadar genişletti. Bulgaristan'ın bu kadar güçlenmesinden Yunanistan rahatsız. Karadağ rahatsız. Sırbistan rahatsız. Hatta Birinci Balkan Savaşı'na girmeyen Romanya bile rahatsız. Romanya da İkinci Balkan Savaşı'na girecek. Soru. Birinci Balkan Savaşı'na girmediği halde İkinci Balkan Savaşı'na yer alan devlet Romanya'dır. Diğerleri Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Kime karşı? Bulgaristan'a karşı. Bunlar Birinci Balkan'da ittifakta bitti. Müttefiklik, kankalık bitti. Ya olur mu öyle şey? Olur sevgili arkadaşlar. Devletlerin dış politikaları dönem dönem değişebilir. Bugün dost ve müttefik olduğunuz devletle yarın kanlı bıçaklı olabilirsiniz. Devletler için uluslararası arenada kendi çıkarları söz konusudur. Ve kendi çıkarları uyuştuğu sürece dostuz, kankayız, müttefiyiz, stratejik ortağız denir. Ama menfaatler çeliştiği noktada dostluk, müttefiklik biter. Bitti. Bulgaristan'ın çok toprak almasından, aşırı güçleniyor olmasından, hatta Rusların geçmişte Bulgarlara Büyük Bulgar Krallığı kurdurmak hayali vardı. Aristofanos Anlaşması'na bakarsanız görürsünüz. Bu hayali yeniden Bulgarların harekete geçirebileceğinden endişe ettiler ve Bulgaristan'a karşı birleştiler. Bir tarafta Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve hatta Birinci Balkan Savaşı'nda yer almayan Romanya, karşılarında tek başına Bulgaristan. Bunların hepsini anlattım sevgili arkadaşlar. Şimdi bizi ilgilendiren bir şey var mı? Yok. Biz zaten Midye Enes'in doğusuna çekilmişiz. Biz karşıdan seyrediyoruz. Bunlar birbirine girmişler. Yiyin birbirinizi diyeceğiz ama bize yakışmaz demiyoruz. Biz her zaman etik davrandık. Biz her zaman ahlaki davrandık. Biz her zaman millet olarak, devlet olarak doğru yerde durmaya çalıştık arkadaşlar. Öyle değil mi? Bugün Suriye meselesinde, Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmasında, Araplar, Arap dünyadan çok biz sahip çıkıyoruz. Çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Filistin davası, İsrail'in zulmü, en çok sahip çıkan kimdir? Yine biziz. Azerbaycan'da Ermeniler Azeri kardeşlerimizi katlederken, Boşnakları Sırplar katlederken, Osmanlı'da Avusturya ve Rusya Macar halkına zulmederken, Macar mültecilerine sahip çıkan hep biz olduk. Dolayısıyla bu dünyanın biraz kulak verseler bizden öğreneceği çok şey var. Çünkü biz bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsak da bizim devlet aklımız kendi içerisinde Osmanlı'dan, Selçuklu'dan ve tarihte kurulan Türk devletlerinden ve Hazreti Peygamber'in öğrettiği ahlaktan esinlenerek oluşmuştur ve dünyanın bizden öğreneceği çok şey var. Ama tabii bunlar hep Machiavellist bir zihniyetle hareket ettikleri için, bunların üstadı hocası Machiavelli olduğu için bizi anlamaları zor. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı baktı ki Balkan devletleri birbirine düşmüş. O zaman dedi fırsat bu fırsat. Benden alınanların bir kısmını acaba kurtarabilir miyim? Birinci Balkan Harbi sonunda bizim sınırımız kalan tek ülke Bulgaristan. Diğerleriyle bir sınırımız yok. Birinci Balkan Harbi'nden önce vardı. Topraklarımızın, Makedonya'nın kuzeyinde Bulgaristan vardı, Sırbistan vardı, güneyinde Yunanistan vardı. Bunlarla hep biz komşuyduk. Ama şimdi sadece Bulgaristan kalmıştı. Ve Osmanlı Devleti Bulgaristan'a savaş açtı. Bir tarafta Bulgarlar Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya'yla savaşıyor. Bir yandan Osmanlı. Osmanlı orduları harekete geçtiler. Edirne, Kırklareli, Doğu Trakya bölgesini geri aldılar. Oh, iyi ki İkinci Balkan Harbi çıksın demiyoruz. Çıkmış demiyoruz. Bu hoş değil. Ama çıkan savaşa iyi ki dahil olmuşuz ki Edirne Kırklareli'yi kurtardık. İkinci Balkan Savaşı'nın bizim için en büyük kazanımı budur arkadaşlar.
Edirne Kırklareli yani Doğu Trakya'yı geri almış olduk. İkinci Balkan Harbi sonunda Osmanlı'nın imzaladığı ikili anlaşmalar var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Anlaşması. Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalandı 1913. Ne diyor anlaşma? Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı'ya geri verilecek. Neden geri verilecek? Çünkü zaten bizden almışlardı. Bizim toprağımızdı. Evet, bir daha soruyorum. İlk ikinci Balkan Harbi'ne dahil olmuş muyuz? Evet. Doğu Trakya'yı kurtardık. Dede Ağaç Bulgaristan'da kalacak. Devam. İki ülke arasında sınır Meriç Nehri olacak. Artık Osmanlı'nın Bulgaristan'la sınırı netleşmiş oldu. Ve sevgili arkadaşlar çok önemli bir madde. Bulgaristan'da yaşayan Türkler var. Bunlara biz evladı Fatihan diyoruz. Yahu Bulgaristan'da Türklerin ne işi var? Hatırlayın ta 10. sınıfın başı. İskan politikası. Osmanlı Müslüman Türkmen aileleri, aşiretleri götürüp Rumeli ve Balkanlara yerleştiriyordu. Bu Orhan Gazi döneminde Rumeli'ye geçişle beraber başlamış, 150-200 yıl süreyle ihtiyaç duyuldukça buralara insanlar iskan edilmişti. İskan politikasının kendi içerisinde Osmanlı için avantajları var. Onlara girecek değiliz. Onlar konumuzun dışında. Ama 1300'ler, 1400'ler, 1500, 1600, 1700'ler oralarda Osmanlı'nın Türk ve Müslüman vatandaşları oraları vatan kabul edip yaşamaya devam ettiler. De şimdi artık Bulgaristan Osmanlı toprağı değil, Bulgaristan'da kalan Türkler bildiğiniz azınlık. Devlet Bulgar Devleti. Orada yaşayan Türkler azınlık. Peki ne olacak? Diyor ki anlaşma, burada yaşayan Türkler, Müslümanlar, eğer istiyorlarsa 4 yıl içerisinde Bulgaristan'ı terk edip Anadolu'ya göç edip gelebilirler. Bizim insanımız. Sırtımızı dönecek değiliz. Hiç kimseye sırtımızı dönmüyoruz. Kime elimiz uzanıyorsa dünyada her yere uzatmaya çalışıyoruz. Ve gelebilirler. Ama gelmezse, atam dedem bu topraklarda yaşamış. Bu topraklar benim artık vatanım olmuş. Ben kalkıp Anadolu'ya gitsem orada nasıl yaşarım, nasıl geçinirim deyip gelmek istemezlerse bunların eğitim, mülkiyet, inanç, ibadet, her türlü hak ve hukukuna Bulgar devleti, Bulgar hükümeti saygı gösterecek. Bununla ilgili çok önemli bir tespit var ama onu sonra söyleyeceğim. Şimdilik şunu söyleyeyim. Osmanlı Devleti Balkanlardan ayrılırken ne yapmış? Anlaşmaya madde koymuş. Evet, ben artık burada yokum. Ben buradan gidiyorum. Gitmek zorundayım. Ama burada benim kalan ırktaşlarım, dindaşlarım, soydaşlarımın eğitim, mülkiyet, ibadet haklarına saygı göstereceksiniz. Anlaşma bu. Evet. İkinci Balkan Harbi sonu, diğer ikili anlaşma. Atina Anlaşması. Kiminle? Tabii ki Yunanistan. Evet. Ne diyor Atina Anlaşması? Yunanistan bağımsız olmuş muydu? Oho, ilk bağımsız olan. 100 sene oldu neredeyse. 1829. Ve o Yunanistan bağımsız olduktan sonra şimdi Balkan Harbi'nde de biz karşı karşıya geldik mi 1. Balkan Harbi'nde? Evet. Aramızda ihtilaf, anlaşmazlık. Sevgili arkadaşlar, isim, terim, kavramlar önemli. Geçen derste de söyledim. Bir kavram, bir cümleyi, bir paragrafı, bir soruyu, bir üniversiteyi kaybetmenize sebep olabilir. O yüzden tarih çalışırken, tarih tekrar yaparken, soru çözerken bir harita kullanmak, iki karşınıza çıkan isim, terim, kavramları es geçmemek. Artık bilgi edinme kaynakları çok fazla biliyorsunuz. Bilgisayar var, internet var. Merak ettiğin kaynağı hemen açıp bakacaksın. Evet. İhtilaflı Batı Trakya, Girit, Yanya, Selanik bölgeleri zaten pratikte Yunanların eline geçmişti. İhtilaf dediğimiz biz kabullenmek istemiyorduk. Ve ne oldu? Osmanlı kabullendi artık. Yapacak bir şey yok.
Yani Atina Anlaşması madde 1. Batı Trakya, Yanya, Selanik Yunanistan'da kalacak. Sınır, evet, Meriç Nehri. Peki bu evladı Fatihan, Bulgaristan'a yerleştirilen Müslüman Türkmenler Yunanistan'da da yok mu? Var tabi. Osmanlı Balkan coğrafyasının her yerine yerleştirdi. 200 yıllık sürede defalarca yerleştirdi. İhtiyaç duydukça yerleştirdi. Peki o Yunanistan'da kalan Müslüman Türkmenler ne olacak? Evladı Fatihan ne olacak? Osmanlı Atina Anlaşması'na da madde koydu. Tıpkı Bulgarlarla imzalanan anlaşmaya madde koyduğu gibi. Ne diyor? Yunanistan'da kalan Müslüman Türklerin eğitim, mülkiyet, inanç, ibadet haklarına Yunan devleti saygı gösterecek. Detayını konuşuruz. İstanbul, ayda. Biz İstanbul Anlaşması'nı işlemedik mi? İşledik. Ama iki tane İstanbul var. Kafanız karışmasın. Önceki İstanbul Bulgaristan'laydı. Bu Sırbistan. Bizim Sırbistan ile hiçbir ortak sınırımız yok arkadaşlar. Bizim az önce de söyledim, sadece Bulgaristan'la sınırımız var. Onun da kuzeyinde Sırbistan var. Bizim Sırbistan'dan ortak bir sınırımız bile yoksa bir toprak almamız, bir toprak vermemiz gibi bir durum söz konusu olamaz. Zaten biz tamamen o bölgenin dışında kalmışız. Bir tek Doğu Trakya'yı kurtardık şimdi bu savaşta. İyi de o zaman neden biz Sırplarla masaya oturuyoruz? Bu neyin anlaşması kardeşim? Bir sınır bile yok. Bu anlaşmanın bir tek sebebi var arkadaşlar. Sırbistan'da kalan Müslüman halkın eğitim, mülkiyet, ibadet, din, dil, her türlü hak ve hukukuna Sırp devleti saygı gösterecek. Hemen burada noktayı koyalım. Atina Anlaşması'na, İstanbul Anlaşması'na Bulgaristan'la, yine İstanbul Anlaşması Sırbistan'la, üçüne de madde koyduk mu? Orada kalan halkın haklarını koruyun, gözetin. O halde Osmanlı sevgili arkadaşlar, noktayı koyalım. Balkanlardan çekilmek zorunda kalınca, o toprakları kaybedince, burada kalan soydaşlarının, dindaşlarının haklarını güvence altına almaya çalışmış mı? İkili anlaşmalara bunlarla ilgili maddeler koymuş mu? Evet. Peki sizce bu devletler verdikleri sözleri tutmuşlar mıdır? Buralarda kalan Müslüman halkın hakkını, hukukunu gözettiler mi? Cevap maalesef arkadaşlar. Keşke anlaşmalara sadık kalsaydılar ama maalesef. Buralarda kalan halklar nine dedeleriniz çok iyi hatırlarlar. Hatta ben yaştakiler bile hatırlarlar. Buralarda yaşayan Türkler çok büyük sıkıntılar çektiler. Ben belki 10 yaşlarında falandım. O zamanlar Türkiye'de sadece TRT. Çoğu evde de siyah beyaz televizyon. Her akşam hatırlarım. Ana haberde TRT'nin tok sesli spikeri söze hep şöyle başlardı. Bugün Bulgaristan'da. Ve devam ederdi. Sadece Bulgaristan değil, Balkan coğrafyasının tamamında kalan Müslümanlar bir sürü eziyetler çektiler. Camilerinin kapatılmasından, ibadetlerinin yasaklanmasından, soyadlarının değiştirilmesine, dillerinin asimile çabasına neler yapılmadı ki? Şimdilerde çok bu meseleyi konuşmuyoruz sevgili arkadaşlar. Ama Balkan Harbi ile Osmanlı'nın o bölgeden çekilmesi sonrası orada kalan Türkler, dış Türkler sorunu adıyla başlamıştır. Ve anlaşmalara madde koymamıza rağmen bu devletler bu Türklerin haklarına saygı göstermemiştir. O günden bugüne Balkan uluslarıyla aramızda çözülememiş bir sorundur dış Türkler sorunu. Hani bugün bizim ülkemizde cebinde Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanı olan her birey bir ve eşittir. Irkı ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, ırkı, dini, milleti, milliyeti, mezhebi, meşrebi hiç fark etmez. Hepimiz bir ve eşitiz. Bunda ileride işleyeceksiniz. Atatürk'ün halkçılık, laiklik ilkelerinin etkisi var ama dünyanın her yeri bizim memleketimiz kadar güzel değil arkadaşlar.
Bizim ülkemizde hepimiz temel hak ve özgürlüklerde eşitiz. Var mı mesela şöyle bir şey? Şu ırktan olanlar şu göreve gelemezler. Asker, memur, siyasetçi olamazlar. Şu dinden olanlar şu okullara gidemezler. Var mı Türkiye'de böyle bir şey? Yok. Ama Balkanlarda kalan Müslümanlar, Türkmenler, Türkler çok evladı Fatihan çok büyük sıkıntılar çektiler. Toparlayalım. Balkan savaşlarıyla başlayan, günümüzde hala Türkiye ve Balkan devletleri arasında kesin olarak da çözülmemiş sayılan sorun nedir? Cevap, dış Türkler sorunu arkadaşlar. Yunanistan, komşu. Pek de iyi komşu değil. Aslında biz hep iyi niyetle yaklaşsak da maalesef aynı iyi niyeti Yunanlardan göremiyoruz. Ve dış Türkler sorununun dışında yeri gelmişken söyleyip de geçelim. Yunanistan'la aramızda başka sorunlar da var. Kafanız karışmasın yalnız. Balkan uluslarıyla Balkan savaşlarından günümüze aramızda devam eden sorun dış Türkler sorunudur. Ama Yunanistan'la dış Türkler sorununun dışında ayrıca kara suları meselesi, kıta sahanlığı meselesi, fır hattı meselesi, Kıbrıs meselesi gibi her daim sıcak meseleler var. Her an bu meselelerden biriyle ilgili Yunanlarla karşı karşıya gelebiliriz. Gelebiliyoruz. Karşı karşıya derken savaşın eşiğine gelmiyoruz belki ama Yunanlarla ilgili bunlar aramızda çözülmemiş sorunlar. İşte kara sularımı 12 bine çıkaracağım diyor. Hani yapamayacak, yapamaz. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu savaş sebebi saymıştır. Yunan'a kara sularını 12 mine çıkarmaya çalışırsan, arada uluslararası kara suları diye bir şey bırakmazsan, Ege'de benim hakimiyetimi kısıtlamaya çalışırsan bunu savaş sebebi sayarım demiştir. Kıta sahanlığı daha çok yine denizlerin kullanımı ile alakalı. Kara suları suyun yüzeyi, kıta sahanlığı suyun derinliği. Fır hattı meselesi uçakların uçuş sırasında işte Yunanistan'a mı Türkiye'ye mi bilgi vereceğimle ilgili. Sonuçta bu meseleler Yunanlarla aramızda hali hazırda devam eden meseleler. Sevgili arkadaşlar, Balkan savaşlarını bitiriyorum. Son bir nokta. Osmanlı'nın son dönemi ne olacak bu devletin hali? Kafası çalışan, okumuş yazmış, mürekkep yalamış kişiler hep çözümler üretmeye çalıştılar. Bunları duydunuz mutlaka. Bir kısmı dedi ki Osmanlı'yı kurtaracak formül bütün Müslümanları halifenin etrafında birleştirmektir. İslamcılık, ümmetçilik. İşte İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif İslamcılığı savunanlardandır. Siyasette bunun uygulayıcısı 2. Abdülhamit'tir. Bir kısmı dedi ki kardeşim ırkı, dini, dili ne olursa olsun sadece Müslümanlar değil. Biz bütün din, mezhep, milletleri bir arada tutalım. Osmanlıcılık. Bu tanzimatın, ıslahatın, meşrutiyetin, kanun esasinin, İttihat Terakki'nin mücadelesinde hep Osmanlı toplumlarını bir arada tutmak yok mu? İşte buna da Osmanlıcılık diyorlar. Bir kısım aydınlar Osmanlıcılık dedi, bir kısmı İslamcılığı savundu, bir kısmı Turancılığı, Türkçülüğü savundu. Turancılık, Türkçülük ne? Anadolu, Kafkaslar ve Orta Asya Türklerini birleştirelim. Hem duyguda, düşüncede, kültürde birlik, hem harita anlamında birlik. Bir büyük Türk devleti kuralım diyorlar. Turan devleti olsun falan. Dolayısıyla işte bunlardan, savunulan görüşlerden bir tanesi Osmanlıcılıktı. Balkan savaşları Osmanlıcılığın hayalden öteye geçemeyeceğini ispatlamış oldu. Neden? Osmanlıcılık tanzimatta, ıslahatta, meşrutiyette geçen şekliyle ırkı, dini, dili, milleti, milliyeti ne olursa olsun hepimiz biriz, hepimiz eşitiz, hepimiz Osmanlıyız demek değil miydi? Evet. Meşrutiyeti açtığımızda sadece Müslümanları mı meclise mebusan aldık? Hayır. Tanzimat fermanı sadece Müslümanların mı hakkını hukukunu gözettik? Hayır. Islahat fermanında? Hayır. Aksine ıslahat fermanında daha çok azınlığa hak hukuk verdik. Neden? Osmanlıcılık ruhunu kazanalım, kaybetmeyelim diye. Ama maalesef azınlıklar artık milliyetçi davrandığı için, geçen derste söyledim, hani kadın kocasını boşamaya karar vermişse, kocası ne derse desin, ne vaat ederse etsin, kadın dinlemez. Kardeşim, ben arkadaşım, ben seni boşadım. Bitti.
Azınlıklar da Osmanlı'yı boşamışlardı. Osmanlı tanzimat, ıslahat, meşrutiyet, hak, hukuk vermiş olsa da netice değişmiyordu. Dolayısıyla Osmanlı milletini bir arada tutacağız, bir olacağız, birlik olacağız, bir arada Osmanlı olarak devam edeceğiz fikri olan Osmanlıcılık, Balkan savaşlarıyla ne oldu? Yalan oldu arkadaşlar. Bunun yerine artık Osmanlıcılığı savunanlar dönüp Türkçülüğü savunmaya başlayacaklar. Kimler onlar? İşte İttihatçılar, Aydınlar vesaire. Evet.